Hindistan'da düzenlenen Kumbh Mela Festivali manevi olduğu kadar da büyüleyici. Bu eski Hindistan Festivali orada yaşayan Hintlilere göre mistik zihinlerin bir buluşmasıdır. Dünyanın en büyük dini toplantısı olan Kumbh Mela, Hindu din adamlarını inançlarını tartışmak ve dinleri hakkında bilgi yaymak için bir araya getiriyor. Festivalin önemini kabul eden UNESCO, Aralık 2017'de Kumbh Mela'yı insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesine dahil etti. Peki Kumbh Mela nerede düzenleniyor? Kumbh Mela, Hindistan'ın kutsal kabul edilen 4 farklı bölgesinde dönüşümlü olarak gerçekleşiyor. Bu yerler Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh'tir. Ne zaman düzenleniyor? Her yerde 12 yılda bir düzenlenir. Yani teorik olarak her 3 yılda bir farklı bir yerde olması gerekir. Ancak festivalin tam zamanı ve yeri astrolojik ve dini hususlara bağlıdır. Kumbh Mela'nın arkasındaki efsane şöyledir. Kumbh, çömlek veya sürahi anlamına gelir. Mela ise festival veya fuar anlamına gelir. Bu nedenle Kumbh Mela çömlek festivali anlamına gelir. Efsaneye göre tanrılar bir zamanlar güçlerini kaybettiler ve güçlerini tekrardan kazanmak için Amrit'e ihtiyaçları vardı. Yani ölümsüzlük nektarına. Bunun için iblislerle anlaştılar. Eşit olarak paylaşılacaktı. Ancak aralarında 12 yıl boyunca devam eden bir kavga çıktı. Savaş sırasında kutsal kuş Garuda nektarı tutan Kumbh yani çömlek ile birlikte uçup gitti ve Kumbh Mela'nın düzenlendiği yerlere nektar damlalarının düştüğüne inanılıyor. Kumbh Mela'da hangi ritüeller yapılır? Ana ritüel banyodur. Hindular yeni ayın en uğurlu gününde kendilerini kutsal sulara bırakmanın kendilerini ve atalarını günahtan arındıracağına ve böylece yeniden doğuş döngüsünü sona erdireceğine inanırlar. Hacılar uğurlu günde sabah 3'ten itibaren banyo yapmak için sıraya girmeye başlar. Güneş doğarken farklı sadhu grupları yani din adamları belirli bir sırayla yıkanmak için nehre doğru alaylar halinde hareket eder. Her grup diğerlerini daha fazla ihtişam ve tantana ile geçmeye çalışır. O an büyülüdür ve herkes onun içine çekilir. Hacılar yıkandıktan sonra temiz giysiler giyer ve nehrin kıyısında ibadete devam ederler. Daha sonra çeşitli sadhu gruplarının konuşmalarını dinleyerek dolaşırlar. Kumbh Mela'ya nasıl katılabilirsiniz? Turist açısından bakıldığında Kumbh Mela unutulmaz ve göz korkutucu bir deneyimdir. Oradaki çok sayıda insan rahatsız edici olabilir. Ancak özellikle yabancılar için özel düzenlemeler yapılmaktadır. Ekli banyolar, rehberler ve geziler için yardım ile lüks çadırlar sağlayan özel turist kampları kurulur. Sıkı güvenlik de mevcuttur. En büyük sadhu gösterisini görmek için belirli hayırlı günlerde gerçekleşen Sajistan yani kraliyet hamamı için orada olduğunuzdan emin olun. Genellikle bu günlerin tarihleri önceden duyurulur.